Nereden nereye? Poyrazköy davasında vardı hatırlar mısın? Davası vardı hatırlar mısınız? Şimdi acaba 17-25 Aralık olmasaydı yine bu karar çıkar mıydı? Mahkeme 5 dosyanın birleştiği Poyrazköy davasında tüm sanıkların beraatine karar verdi. Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, kafes, eylem planı, amirallere suikast, Gölcük'te ele geçirilen belgeler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan hakkındaki iddialar, Türkiye'yi sarsan Ergenekon sürecinin bu dosyaları da artık tarih oldu. Poyrazköy davasında tüm sanıklar beraat etti. Yargı süreci 2009 yılında başladı. Dosya birleştirme kararları sonrası sanık sayısı 84'e ulaştı. Ocak 2014'te 5 sanığın tahliye edilmesiyle davada tutuklu sanık kalmadı. 6 yıllık sürecin sonunda Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Aralarında emekli binbaşı Levent Bektaş, emekli Tuğamiral Şafak Yürekli ve ÇEV eski başkanı Gülseven Yaşer'in de bulunduğu 83 sanığın beraatine karar verdi. Sanıklar Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan yargılanıyordu. Mahkeme oy birliğiyle verdiği kararda sanıkların bu suçları işledikleri sabit değil dedi. Yargılama sürecinde Somali'deki silahlı saldırıda öldürülen eski SAT komandosu Deniz Kıdemli Başçavuş Saadettin Doğan'ın dosyası ise kapatıldı. Adli tıp raporlarına dikkate alan mahkeme, soruşturma aşamasında hukuka aykırı delil toplayan, arama ve el koyma kararları veren, sahte delil üretenler hakkında gereğinin yapılmasına da karar verdi. Bunun için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Heyet sanıklara tazminat haklarını da hatırlattı. Beraat kararları kesinleştiğinde sanıklar haksız gözaltı ve tutukluluk nedeniyle hazine aleyhine tazminat davası açabilecek. Kararı alkışlarla karşılayan sanıklar ve aileleri duruşma salonundan gençlik marşını söyleyerek ayrıldı. Adliye önünde de basın açıklaması için bir aradaydılar. Olayın burukluğu sadece kaybettiğimiz arkadaşlarımızdan değil, bu ülkedeki adaletin bu kadar geç tecelli etmesinden kaynaklanıyor. Bizim başımıza bu işleri açanların silahlı kuvvetlerin içerisinden olmaması mümkün değildir. Yani biz bir araştırma yaptık, paralel yapıyı silahlı kuvvetlerde bulamadık. Böyle bir yapılanma yoktur demekle yok olmuyor. Sanık avukatlarından Celal Ülken de karara rağmen üzgünüm dedi. Nedenini gözyaşlarıyla anlattı. Biraz önce duruşma salonunda beraat kararı okunurken Ali Tatar'ın kız kardeşinin feryatlarını duydum. Ali Tatar'ı nasıl geri getireceğiz? Onu geri getiremeyeceğimize göre sevinç duymak çok zor. O isim Deniz Yarbay Ali Tatar. 2009 yılında amirallere suikast soruşturmasında verilen yakalama kararının ardından tabancasıyla intihar etmişti.